Selamlar, bu videomuzda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kontrolünü veri doğrulama yani data validation yöntemiyle yapacağız. Bir kimlik numarasının doğru olabilmesi için 4 tane kuralımız var. Bunlardan birincisi, kimlik numarası 11 karakterden oluşmalı. İkincisi, bu numara sadece sayılardan oluşmalı yani ABC gibi harfler yer almamalı içerisinde. Üçüncüsü ise bu numara çift sayı olmalı ve dördüncüsü kimlik numaraları kişiye özel olduğu için tekil olmalı yani bu sayı tekrar etmemeli. İlk kuralımız neydi? Karakter sayımızın 11'e eşit olması. Bunun için de bir fonksiyona ihtiyacım var ve bu fonksiyonda veri doğrulama özelliği içerisinde kullanacağım. Fonksiyonum ise Türkçesinde uzunluk, İngilizcesinde ise len adında bir fonksiyon. Hemen bunun örneğini yapalım. Şu hücrede göstermek istiyorum. Geldim hücreye tıkladım. Data'ya geldim. Daha sonra datadan data validation'a tıklıyorum. Ve default'ta any value diye bir alan gelir. Biz burada özel bir fonksiyon uygulayacağımız için şurada en aşağıdaki custom'ı seçmemiz gerekir. Custom'a tıkladım ve aşağıda formula diye bir alan açıldı. Artık fonksiyonumu yazabilirim. Len fonksiyonu yani uzunluk fonksiyonunu yazacaktık. Eşittir diyorum. Len yazdım. Bu fonksiyonun argümanı bir tanedir ve o da hücreyi ister. Hangi hücreyi uygulayacağım ben bunu diyor bize. Biz de hücremizi seçtik ve parantezimizi kapattık. Bu değerin neye eşit olmasını istiyorduk? Eşittir 11. Buradaki sorgu nasıl olacak? Hücreye gelecek karakter sayısı 11'e eşitse doğrudur. 11'den büyük ya da küçük ise hatalıdır deyip bize uyarı mesajı çıkartacak. Hemen test edelim. OK'ye geldim, tıkladım. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 karakterli bir sayı girdim. Enter'a bastım. Herhangi bir hata almadım. Bu sefer daha farklı karakterde bir sayı girelim. Hata alalım. Cancel diyeyim. Bir de 11 karakterden daha büyük bir sayı deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 diyorum. Enter'a basıyorum. Tekrardan hata alıyorum. Evet, bu kontrolümüz doğruymuş. Cancel diyorum. Ve diğer kuralımıza geçiyorum. Bu da hücredeki elemanların hepsinin sayıya eşit olması gerekiyordu. Yani ben hücre içerisinde A, B, C gibi harfler ya da nokta virgül gibi işaretlerin kullanılmasını istemiyorum. Bunun için de gene bir fonksiyona ihtiyacımız var ve veri doğrulama özelliği içerisinde yapacağız. Geliyorum. Örnek olması için bir hücre seçiyorum. Datadayım. Data validation'a geliyorum. Fonksiyon uygulayacağım için şurada custom'ı seçiyorum. Ve formüle geldi. Buradaki formülümüz ise is number. Türkçesinde ise sayıysa. Eşittir diyorum. Is number yazdım. Buranın argümanı sadece bir tane. O da hangi hücre olduğunu soruyor. Hücremi seçtim. Parantezimi kapattım. Okey diyelim. Hemen test edelim. Geldim. Sayı giriyorum. Bir problem çıkartmadı. Sayının içerisine bir tane harf ekledim. Hata aldık. Tamam. Bir tane noktalama işareti yapalım. Şöyle hatta noktalama işaretiyle başlayayım. Nokta dedim. Sayılar girmeye başladım. Enter'a bastım. Hata aldım. Çünkü noktalama işareti kullanmışım. Ve bir sonraki kuralımız olan sayının çift olma özelliğine geliyoruz. Buradaki kuralımız ne? Eğer bu sayı çiftse doğru, değilse yanlıştır. Gene ilgili hücreme geliyorum. Datadayım. Data validation'dayım. Custom'ı seçiyorum. Ve buradaki fonksiyonumuz ise is even, Türkçesinde çift mi fonksiyonu. Eşittir diyorum. Is even yazıyorum. Hücre istiyor benden. Hücremi seçiyorum ve parantezimi kapatıyorum. OK'ye basıyorum. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3 dedim. Hata aldım. Cancel'a bastım. 2 dedim. Süper, istediğim sayıyı elde ettim. Biraz daha fazla karakterli bir sayı girelim ve sonuna 0 ekleyeyim. Enter'a bastım. Karşıma hata çıkartmadı. Yani bu kuralımız da çalıştı. Şimdi son kuralımız olan tekil olma durumuna geleceğiz. Burada ne yapacağız? Seçili olan hücrenin bütün listemiz içerisinde tekil olması yani unique olmasını istiyoruz. Bunun için de çalışacağım fonksiyonu öncesinde şurada bir göstermek istiyorum. Fonksiyonumuz countif yani Türkçesinde eğer say fonksiyonu. Hemen fonksiyonumu çalıştırayım. Countif dedim, parantez açtım. Burada iki tane argümanım var. Birincisi bütün listeyi istiyor. Hangi listeden bakacağım diyor. Geldim, bütün listemi seçtim. F4 ile hücremizi sabitleyelim. Noktalı virgül diyorum. İkinci argümanım ise hangi değeri bu liste içerisinde arayacağını soruyor. Geldim, yanındaki hücreyi seçtim ve parantezimi kapattım. Hemen bunun testini yapalım. Biraz sayılar girelim buralara. Ve şuradaki fonksiyonumu aşağı doğru çekerek test edelim. Bizim buradaki beklentimiz şu. Tekil olmasını istiyorduk ya, yani aslında şuradaki formüldeki sonucun 1'e eşit olmasını istiyorduk. Mesela burada şuradaki 12 değeri daha sonradan kullanılmış, şurada en altta. Bizim de amacımız neydi? Kullanılmaması, tekil olmasıydı. Bu fonksiyonumuzu veri doğrulaması içerisinde kullanalım. Sadece hücreyi seçmem hatalı olacaktır kıyaslama yapabilmek adına. Bunun hepsini seçiyorum. Datadayım. Data validation'a geldim. Fonksiyonu uygulayacağım için şurada custom'ı seçtim. Fonksiyonumuz neydi? Countif yani eğer say fonksiyonu. Eşittir dedim. Countif
yazdım. İki tane argümanımız vardı burada. Birincisi listemizi istiyordu. Geliyorum, bütün listemizi seçiyorum. Ve listemizi F4 ile sabitleyelim. Daha sonra ikinci argümana geçiyorum. Noktalı virgül koydum. Hangi hücreyi kıyaslamak istiyorsak onu seçiyorum. Parantezle kapattım. Biz bu sayının 1'e eşit olmasını, yani tek bir defa kullanılmasını istiyorduk. Eşittir 1 dedim. Okey ile çıkalım. Bakalım doğru mu? Bir tane sayı yazdım. Farklı bir tane sayı yazayım. Şimdi ilk kullandığım sayıyı tekrardan kullanmak istiyorum. Ve buradaki beklentim benim hata almam. 12 yazdım. Evet, hata aldık. Çünkü bu sayıyı daha önce kullanmıştık. Cancel diyorum. Bu zamana kadar bu 4 kuralı da ayrı ayrı hücrelerle yapmıştık. Şimdi artık tek bir hücre içerisinde bu fonksiyonları V bağlayıcıyla birbirine bağlayarak veri doğrulamasını içerisinde göstereceğiz. Hemen bunu yapalım. Bunun için de bunu şuradaki hücrelerin hepsini uygulamak istiyorum. O yüzden direkt hücrelerin hepsini geldim, seçtim. Data'dayım. Data validation'a geliyorum. Şuradan custom'ı seçiyorum ve V bağlayıcı ile bu fonksiyonları teker teker yazmaya başlayayım. İlk baştaki kuralım neydi? 11 karakter olma kuralı. Bunun fonksiyonu neydi? Len, yani uzunluk. Eşittir diyeyim. Len yazalım. Hangi hücre? İlgili hücreyi seçiyorum. Kapatıyorum parantezimi. Kuralımız neydi? 11'e eşit olmaydı. Hemen bunu bir test edelim. OK'ye basıyorum. 2 karakterli bir sayı giriyorum. Hata aldım. Süper. Şimdi V bağlayıcı ile ikinci kuralı ekleyeceğim. Gene ilgili hücrelerimin hepsini seçiyorum. Data validation'a geldim. Başa end, yani V bağlayıcını koyalım. End yazdım. Parantezimi açtım ve geldim. En sonunda parantezimi kapattım. Şimdi ilk fonksiyonumuz şurasıydı. İkinci fonksiyonumuz neydi? Bu değerin sayıya eşit olmasıydı. Araya noktalı virgül ekleyeceğim. Noktalı virgül dedim ve artık ikinci fonksiyonumu yazabilirim. İkinci fonksiyonum is number, yani e sayıyı saydı. Boşluk bırakayım daha rahat okunur olsun. Is number yazdım. Hangi hücre olduğunu soruyor. Şu hücre dedim. Parantezimi kapattım. Bu haliyleyken bir test edelim. Okey dedim. 11 karakter yapacağım fakat içerisinde harf barındıracak. 11. karakterimde bir tane harf koyayım. Enter dedim. Hata aldım. Çünkü neden içerisinde harf var? İlk kurala uydu. İkinci kurala uymadığı için. Aradaki bağlayıcımız da V olduğu için. Bunlardan herhangi birini sağlamazsa hata alacaktık. Ve burada ikinci kuraldan dolayı hata aldık. Cancel ile çıkıyorum. Üçüncü kuralı ekliyorum. Hücrelerimin hepsini seçtim. Data validation'dayım. Araya noktalı virgül koyarak üçüncü kuralı ekleyeceğim. Üçüncü kuralımız neydi? Bu sayının çift olmasıydı. Yani fonksiyonumuz is even Türkçesinde çift mi? Bir tane boşluk bıraktım. Is even dedim. Hangi hücre olduğunu soruyor. Şu dedim. Parantezimi kapattım. Bu is even fonksiyonunun paranteziydi. Okey diyelim. Bunu da kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 11 karakter kuralına uyuyor. Sayı kuralına uyuyor. Fakat son rakım tek olduğu için hata almayı bekliyorum. Enter dedim. Evet, hata aldım. Cancel'da çıkıyorum ve son kuralımız olan tekil olma kuralını da ekleyerek işlemimizi tamamlayacağım. İlgili hücrelerimi seçtim. Data'dayım. 3 tane kuralım vardı. Noktalı virgül ile 4. kuralımı ekliyorum. Son fonksiyonum neydi? Count if, yani eğer say. Count if dedim. 2 tane argümanı vardı. Birincisi bütün listeydi. Bütün listemi seçtim. F4 ile sabitleyeyim. İkinci argümanıma geliyorum. Hücremi seçiyorum ve parantezle count if fonksiyonunu kapatıyorum. Burada count if fonksiyonunun 1'e eşit olmasını istiyorduk. Eşittir 1 diyorum. En sondaki parantez ise end fonksiyonunun paranteziydi. Okey diyorum. Bakalım bu doğru mu? İlk başta bütün kurallara uygun bir TCKN yazalım. Burada 11 karakter kullandım. Karakterlerin hepsi sayı ve son karakter çift. Bakalım tekillik kuralına uyuyor mu? Aşağıya hemen aynı TCKN numarasını bir daha yazıyorum ve burada hata almayı bekliyorum. Evet, sayı tekrarlandığı için hata aldım. Cancel'la da çıkışımı yapıyorum. Bu özelliğimiz bu kadardı. Eğer sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmına sorularınızı yazın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.